Tokat Kemalpaşa köylüleri zirai don, yağmur ve dolu nedeniyle zor günler geçiriyor. Son haftalarda aralıklarla devam eden yağışlar nedeniyle toplanamayan ve güneş görmeyen kirazlarda verim kaybı yaşanmaya başladı. Tokat merkeze bağlı Kemalpaşa köyünden birkaç yıl öncesine kadar Rusya, İtalya, Hollanda, Almanya olmak üzere birçok ülkeye kiraz ihraç edilirken hava şartlarının vurduğu kiraz dallarında çürüyor. Birkaç haftadır aralıklarla devam eden yağmur ve akşamları hava sıcaklığının düşmesi nedeniyle çatlama ve yarılmaların oluştuğu kiraz meyvesinde verim düşüşü yaşanıyor. Tokat Ziraat Odası Başkanı Ahmet Dökülen, Kemalpaşa, Akyamaç ve Kocacık köylerinde yağmur sonrası kirazda çatlamalar ve çürümeler olduğunu belirterek 3 kasa kirazda 1 kasa sağlam çıktığını söyledi. Kemalpaşa, Akyamaç bölgelerimizde kiraz, Kocacık köylerimizde yağmurlar nedeniyle çatlama olayı ortaya çıktı. Tabii bu çatlama kirazın ambalajında sıkıntı yaşanıyor. %25, %30 fire veriyor görüyoruz. İnşallah Allah işine karışılmaz da yağmurlarımız durur. Kiraz olan çiftçilerimiz kirazını çürütmeden satar. Çiftçiler ise yaşadıkları mağduriyet nedeniyle kredi borçlarının ertelenmesini istedi. Çatlaklar çok. Bir de verim de fazla yok bu sene. Büyük yağmurun zararı da büyük. Doğudan sonra yağmur da bayağı fazla yağdı. Hani havalar daha yeni yeni ısınmaya başladı. O yüzden zararımız çok. Durumlar bu sene çok vahim. Zaten gülbeydi, mazluzdu, şuydu buydu. Hani bayağı masraflı. İlacıydı. Hiçbirini karşılayamadık hani. Bir de üstelik kredi borçlarımız var. Tarım kredi olsun, Ziraat Bankası olsun. Onların da ertelenmesini mümkünse devletimizden, büyüklerimizden istiyoruz yani. Çok büyük zararımız var. Hem soğuktan etkilendi, hem toru vurdu. Alıcı gelmiyor. İhracat gelmiyor. 8 bin ton kiraz çıkıyorsa buradan bu sene 1000 ton kiraz yani 800 tonla 1000 ton arasında bir kiraz ya çıkar ya da çıkmaz. Bu da tam değerinde sürüm yapılamıyor. Onu da söyleyeyim yani.